İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan heyeti Yerebulur adlı şehitlikte gönüllü ülke savunucuları Partizanlar Günü vesilesiyle saygılarını sundu. Angela Derya'nın Ararat Ülkesi'nin Tarihi başlıklı kitabın sunumu gerçekleşti. Arkadi Tertadevosyan'a ölümünden sonra Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Kahramanı ünvanı verildi. 1992 yılının bugününde Dağlarda Düğün adlı operasyon başladı ve bunun sonucunda Ermeni Şuşi kenti kurtarıldı. Türk Savunma Bakanlığı Letonya'nın kararına cevaben soykırım kelimesini kullandı, ardından gönderiyi kaldırdı. Batı Ermenistan'ın Şırnak'ta yıllardır akan şelaleler kurudu. 8 Mayıs Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Günü. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. 1997 yılının Kasım ayında Yegrabah adlı Gönüllü Ülke Savunucuları Birliği Partizanların 3. Kongresinde 8 Mayıs Yegrabah Günü olarak kabul edildi. Artsakh Kurtuluş Savaşı yıllarında komutan Vazgen Sarkisyan komutasında bir fikir etrafında birleşen Yegrabah adlı gönüllü ülke savunucuları partizan müfrezeleri işlerini görkemli bir şekilde gerçekleştirip şanlı zaferler kaydetti. 8 Mayıs'ta Özgürlük Savaşçıları, Yegrabah adlı Gönüllü Ülke Savunucuları Partizanlar Birliği Başkanı Sasun Mikailyan, Parlamento Daimi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Antranik Koçaryan ve Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan başkanlığındaki heyet, Artsakh Savaşı kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulunmak için Yerebulur adlı şehitler anıtını ziyaret etti. Yerevan'ın Avedik İsahakyan adlı kütüphanesi salonunda tarihçi Angela Derya'nın yazdığı Ararat Ülkesi'nin Tarihi M.Ö. 4. 1. Binyıllar başlıklı kitap sunumu gerçekleşti. Kitap, dünyanın en eski milletlerinden biri olan Ermeni Armenlerin keşfedilmemiş sırlarla örtülü tarihini anlatıyor. Kitabın yazarına göre Ermeni platosunda Aratta şehrinin ayrılmaz bir parçası olduğu Ararat Devleti vardı. Ermeniler Ararat, Hayastan, Nairi, Mitanni, Hayk gibi Ermeni platosunda yer alan Ermeni devletlerinde binlerce yıldır yaşamışlardır. Armen Press'in aktardığı ve Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın Facebook sayfasında yer alan bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın kararnamesiyle Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşu ve oluşumunda sağladığı ve bu işte giderdiği hizmetler için tüm General Arkadi Tertadevosyan ölümünden sonra ana vatan nişanı ödülüne layık görüldü. Artsakh Cumhuriyeti Öz Savunma Kuvvetleri Karargahı tarafından geliştirilen plana göre Şuşi'nin kurtarılmasına yönelik askeri operasyon 8 Mayıs 1992 yılında başladı ve 9 Mayıs 1992'de görkemli bir şekilde tamamlandı. 7 Mayıs akşamı Ermeni birlikleri Stepanakert'in güneybatı yönünde düşmanın ilerlemesini durdurarak ertesi sabah 4 yönde kuzey tarafı Valeri Çiçyan komutasında, doğu tarafı Arkadi Karabetyan komutasında, güney tarafı Samvel Babayan komutasında, kuzeybatı tarafı ise Seyran Ohanyan komutasında bir karşı saldırı başlattı. Askeri operasyonun genel komutanı Arkadi Tertadevosyan, Genelkurmay Başkanı Felix Gzoryan'dı. Operasyon sırasında emrinde 1200 personeli bulunan Ermeni kuvvetleri düşmanın iyi silahlarla donatılmış 2500 kişilik birliğine karşı savaştı. Saat 2.50'de topçu hazırlıklarına başlama emri verildi. 8 Mayıs sabahı Can Hasan'dan Kirse kadar bütün cephe hattında şiddetli çatışmalar başladı. Yönetim altındaki birliklerin kararlı eylemleri sayesinde düşman saatler içinde şehre yakın mevzilerinden püskürtülerek, kayıplar vererek geri çekilmeye başladı. Öğlen saatlerinde Şuşi'nin savunması kuzeydoğudan kırıldı ve saat 18'de şehir merkezi artık Ermeni kuvvetlerinin kontrolü altındaydı. Operasyon sırasında Ermeni tarafı 47 şehit verdi, 68 yaralı, 2 kayıp asker, 1 adet T-72 tank ve 1 adet muharebe aracı BMP-1 kaybedildi. 9 Mayıs sabahı Ermeni kale şehri tamamen öz savunma güçlerinin kontrolü altındaydı. Ancak 28 yıl sonra Ermeni Şuşi kenti tekrar düşmanın kontrolüne geçti. Ne var ki Ermeni savaşçı hala ayakta duruyor. Dünyanın dört bir yanına dağılmış yurttaşlarımız çok azimli.
eski Ermeni kale kentinin yeniden Ermeni olacak günü çok uzak değil. Kahramanlarımıza sonsuz şan ve şeref. Türk Savunma Bakanlığı kendi Twitter sayfasında Letonya parlamentosunun soykırımla ilgili kararını reddediyor ve tanımıyoruz şeklinde yazdı. Greek City Times gazetesi bunun muhtemelen Ankara'nın genellikle kaçındığı soykırım terimini ilk kez kullandığını ve özellikle Türk Savunma Bakanlığı tarafından kullanıldığı için alışılmadık bir durum olduğuna dikkat çekiyor. Letonya Ermenilere karşı uygulanan soykırımı resmen tanıdı ve kınadı. Batı Ermenistan'ın Şırnak ilinde kuraklık iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. Yıllardır akan şelaleler yağış azlığı nedeniyle kururken derelerde su kalmadı. Son dönemlerin en kurak kış ve bahar mevsimini geçiren Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan şelale ilk defa kurudu. Havadan görüntülenen şelale ve dere kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Doğa fotoğrafçısı Lokman Gökçe her yıl bahar aylarında akan şelalenin ilk defa kuruduğunu gördüğünü söyledi. Gökçe, her yıl buraya gelip fotoğraf çekiyorduk ancak bu sene bahar ayında olmamıza rağmen şelale ve dereler kurudu. Her yer kurudu. Umarım bunun etkilerini ucuz atlatırız dedi. Kalen sitesinin yazdığına göre her yıl 8 Mayıs'ta 1828'de dünyaya gelen İsviçreli iş adamı, halk insanı, hayırsever Jean Henry Dunant'ın onuruna kurulan Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Günü bir bayram olarak kutlanıyor. 19. yüzyılın ortalarında Durant'ın inisiyatifiyle ilk defa savaş alanında yaralılara yardım eden gönüllü gruplar oluşturuldu ve 1863'te onun inisiyatifiyle Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin temeli olacak olan bir konferans gerçekleştirildi. Uluslararası Kızılaç'ın resmi adı 1928'de Lahey'deki 13. Uluslararası Konferans sırasında belirlendi. Değerli takipçiler, sevgili yurttaşlarımız, 1992 yılının bu günü tüm Ermeniler için tarihi bir öneme sahipti. Ermeni milleti 20. yüzyıla Batı Ermenistan'da kendisine karşı düzenlenen soykırım ve vatanın kaybından sonra sağ kurtularak başında Türk yatağanının dehşetiyle girdi. Ancak kahraman halkımız yüzyılın sonunda içinde güç bularak ilk Arsaz Savaşı sırasında görkemli zaferler yarattı ve bu zaferlerin doruk noktası eski Ermeni kale kenti Şuşi'nin kurtuluşu oldu. 30 yıllar içerisinde yine soykırımcı ve suç işleyen Türk devletlerinin saldırısıyla karşı karşıya kalarak 2020'de Şuşi'yi ve Arsah Cumhuriyeti'nin bir dizi bölgesini kaybettik. Tarihin bu akışı, milletimizin karşı karşıya olduğu zorlukları ancak birlik içinde çözebileceğimizi bir kez daha kanıtlıyor. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV salt bir TV aracı değildir. Amacımız dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca yurttaşımız için bir bağlantı halkası haline gelmek, onlara vatanseverlik, ulusal öz farkındalık kazanma, ulusal haklarımıza sahip çıkma fırsatı vermektir. Bu işte herkesin desteğine ihtiyacımız var. Biz çatışmayı kaybettik ama savaşı değil. Birliğimiz ve kararlılığımızla yeni zaferler elde edeceğiz. Şehitlerimize şan ve şeref. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nersik İspiryan tarafından seslendirilen Leran Lanchin adlı eseri sunuyoruz. Leran lanchin khorani rumen fidayin erhavitjan azad kanela misirumen savak nerabanutan yekeganak hayak shigner hasnik ein tersim leran azgi pashpan fedayin er mezi hamar kun madan Եկեգնանք հայաղ շիգներ հասնինք այն տեղսիմ լերան, ազգի պաշպան վետայիներ մեզի համար կուն մատան. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.